Gerçeği tiyatrolar oluşturularak halk tiyatroyu oluşturulmuştur. Sosyal politikaları yerel yönetimler olarak belin geliciliğin temel alanları kapsamında değerlendirip aktif çalışmalar içinde bulunmuştur. Yaşlılar, engelliler, çocuklar, hastalar ve madde bağımlıları öncelikli olarak ele alınmıştır. Hem mesleki kurslar hem de uzun spor alanlarıyla bu alanda başarılı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Madde bağımlıları, yaşlılar, engelli yurttaşlar, gençler ve çocuklar için merkezler kurulurken her grubun ihtiyaçları özenle belirlenip bunların giderilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Değerli arkadaşlar, sevgili Dersim halkı. Sizlerden uzak olmanın önemiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, kucaklıyorum. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı yarım kalan görevi ve sorumluluğumuzu, bayrağını teslim alan arkadaşlara başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Dersim halkı kadın öncülüğünde zor süreçlerin emekçisi, emektarı olan kadınlara yine destek sunacaktır. Sevgili arkadaşlar, bugün burada sağlamış olduğumuz bu birliği günümüz koşullarında siyasal konjonktürü dikkat aldığımızda oldukça önemli bir birlik olduğunu biliyoruz. Bu birlik daim olsun, kadim olsun. Bu birliği burada siyasi partiler olarak, kitle demokratik kitle örgütleri olarak sağladık. Ama şimdi bir şey daha var sevgili arkadaşlar. Bu birliğimizi halk nezdinde de mahalle mahalle, sokak sokak, iş yeri örmek ve buradan gerçek bir demokrasi, Dersim'in demokrasi gücünü, halk gücünü açığa çıkarmak. Ma bihert sare Dersim. Ma bihert meymanani. Sıma herami. Bizden şeklen almış da olsalar bu belediyeyi, bizler 31 Mart'ta yani 1 Nisan'da onlara demin arkadaş söyledi 1 Nisan şakası yaparak bu kayyumu bir kez daha buradan def etmeni çalışmasını yürüteceğiz. Değerli arkadaşlar, burada bir kez daha sesleniyoruz. Tüm halkın, tüm devrimcilerin, tüm demokratik güçlerin kayyuma karşı birlikte güçlü bir ses çıkarmasını talep ediyoruz. Ve biz de bu güçlü sese sesimizi kattık. Bu uğurda mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepinizi saygı ve selamlarımla. Toplumun direnen, farklı düşünen, eşitlik, özgürlük, adalet ve sosyalizm isteyenleri sindirmek, sindiremediklerini tasfiye etmek, tasfiye edemediklerini öldürmek istiyorlar. Esasında bu mesele işte bugün önümüzde bir mücadele konusu olarak, seçimlerle birlikte önümüzde bir mücadele konusu olarak en temel görevlerimizden birisi. Bizi kayyumlarla teslim almak istiyorlar. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ama aynı zamanda çok zor süreçlerin de birlik ve beraberliğini, dayanışma gücünü, devrimci gücünü en radikal zamanlarda aslında ortaya koyuyoruz ve bugün bu dersinde aslında gerçekleşiyor. Tam da bu zor süreçlerin içerisinde demokratik siyasetin en tıkandığı dönemlerde yeni yeni direnişler, yeni yeni demokrasi cepheleriyle aslında yeniden yaşamı örme noktasında birbirimize umut oluyoruz, birbirimize nefes oluyoruz. Yine gerek cezaevinden, gerek sokaklardan, gerekse birçok alanda devrim noktasında ana çıkışlar sağlayan devrimci yoldaşlarımız, başta cezaevlerindeki direnişçi arkadaşlarımıza selam göndermek istiyorum. Çünkü zindanlarda 47 gündür süren bir açlık grevi söz konusu. Ve yine Leyla Güven'in 85. gününde devam eden bir açlık grevi söz konusu ve yine eş genel başkanımız Sabahat Tuncel'in 17. gününde devam eden açlık grevi söz konusu. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kula minnet eylemem diyenlerin diyarında. Diz kırmam, boyun eğmem diyenlerin diyarında yan yana geldik. Omuz
İşte bu güçleriyle, bu dayanışmayla bu kayyumları Dersim'den süpürüp atacağız. Ya Ali'nin dediği gibi, bin kere mazlum olurum, bir kere zalim olmam. Asla zalim olmayacağız. Asla zalimle yan yana gelmeyeceğiz. Mazlumların, mağdurların, emekçilerin, sömürülenlerin doğası, talan edilenlerin yoldaşıyız. Yan yana geleceğiz, omuz omuza vereceğiz. Bu faşizmi hep birlikte yıkacağız. İşte böyle yola çıktık. 1970'lerde bir sevdayla mücadele edenlerin mirasına sahip çıkarak böyle yola çıktık. Bir fikriyatımız vardı, bir sevdamız vardı. Yan yana geldik, omuz omuza verdik. Kimsenin olmaz dediğini olur eyledik. Halkların Demokratik Kongresi'ni kurduk. Halkların Demokratik Partisi'ni kurduk. Ama hiçbir zaman tabularımız olmadı. Kapılarımızı kapatmadık. Dedik ki hep beraber siyaset yapacağız. Siyaseti toplumsallaştıracağız. Şimdi bütün ilçe adaylarına
şampiyonluklar dağılmadan önce, fotoğraflar alındıysa dağılmadan önce, şimdi parti eş başkanlarımızı, başkanlarımızı alalım lütfen fotoğraf karemize. Bütün devrimci güç görevi eşyenlerini alalım lütfen.